Evet, Teams'teki arkadaşlarım ses geliyor mu? Geliyor. E, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Değerli hocam ve arkadaşlarım, bu sunumda sizlere Göbekli Tepe'den Sümer'e, Taş Oyma'dan Seramik Kaplara diye başlığını koydum. Halaf kültürü seramiklerini anlatacağım. E, Halav kültürü diye bahsettiğimiz kültür e, bereketli hilal denilen bölgede e, Mezopotamya'da e, yoğunlukla görülüyor. E, bu kültürün özellikleri de alttaki e, haritada gördüğünüz gibi Yunanistan'dan Çine kadar e, devam eden bir coğrafyada e, kültürün özellikleri, motif özellikleri e, seçilebiliniyor. E, bizim bölgemizde. E, kazıları yapılan e, Halaf kültürünün tespit edildiği bölgeler e, haritada bu şekilde gösteriliyor. E, halaf kültürü derken Halaf diye bir medeniyet veya bir e, devlet yok. Bu ilk kazılarda Telhalaf denilen şehirde şurada kuzey Irak'ta e, ilk kazılarda burada tespit edildiği için bulunduğu yerin ismiyle anılan bir kültür oluyor. Yani bu e, Sümer öncesi dönemde yazı olmadığı için bu medeniyetin ismini bilmiyoruz ama günümüze ulaşan birçok eserleri mevcut. Anadolu'da da Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya bölgelerinde yoğunlukla gözüküyor. E, yaptığım araştırmalarda böyle bir kronolojik sıralama yapmışlar. Ben de bunu e, sizinle paylaşmak istedim ama e, benim gördüğüm kadarıyla e, Göbekli Tepe'den Sümer'e kadar hatta günümüze kadar e, bu kültürün özellikleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor. E, sadece bunlar e, Hasuna'da bulunduğu için Hasuna dönemi demişler, Samara'da bulunan seramikler için Samara dönemi demişler, Ubeid'de bulunanlar için de Ubeid'den demişler. E, Halaf diye bahsettikler de zaten milattan önce 6000 ile 5100 dolaylarında e, ele geçirilen e, seramik kaplardan bahsediyor. E, Halaf dönemini daha iyi anlayabilmek için e, Göbekli Tepe ve e, Sümer medeniyetlerini gözümüzün önüne getirmemiz lazım. Çünkü e, milattan önce 6000 deyince çok erken bir dönemmiş gibi geliyor ama Göbekli Tepe'de zaten insanlar e, taşların üzerine Figüratif bezemeler yapmışlar belli bir Medeniyet seviyesine ulaşmışlar ee, Yine Göbekli Tepe ile aynı döneme denk gelen e, Diyarbakır'da Tepe kazılarında Bulunan e, Kaplar bizim için çok önemli bu Tepe kazılarında mezar buluntularına ulaşılmış bu mezar buluntularına da Taştan oyma kronit Kaplar içerisine Boncuklar konularak e, Gömüler defnedilmiş bu kaplara baktığımız zaman motif olarak e, içinde taramalı motifler var. E, yine svastikaya benzer motifler var. E, çizgisel figüratif insan figürleri var. E, yani birçok figür bizim Halaf'ta gördüğümüz bezemelerle büyük oranda benzerlik taşıyor. Sadece e, malzeme değişiyor. Yani e, milattan önce 10 bin, 9 bin, 8 bin, dolaylarında insanlar seramik yapamadıkları için e, kronik taşları. E, obsidyen ile oyarak e, kap haline getiriyorlar. Yine bir kap kullanıyorlar. Yine e, Halaf öncesi dönemin e, dini anlayışına bakacak olursak Körtüktepe kazılarında bulunan e, kemik ritüel plakaları. E, burada da mesela dikkat çekici olarak gördüğüm mesela bu ortadaki plakada e, akrep motifi var. Yine akrep motifi Göbekli Tepe sütunlarından bir tanesinde de gözüküyor. Yani dini inanç olarak da benzerlik taşıyor. Ayrıca de, e, şuradaki keçi ve e, akrebin e, taramalarla bezendiği görülüyor. Bu taramaları e, birazdan halaf kültüründe de göreceğiz. Yine bu e, taş oyma kaplar e, M.Ö. 9000'de e, Suriye bölgesinde de bulunuyor. Buradakiler biraz mermerden yapılmış taş kaplar. Halaf kültürüne e, bakacak olursak önce bir mimarisini e, araştırdım. E, mimarisi e, bir daire ve bir e, dikdörtgenden oluşan e, anahtar deliği e, planı da denilen Tolos e, adında plan tipine sahip yapıları var. E, şu altta gördüğünüz gibi e, ortada bir daire iki tarafında e, dikdörtgen. E, onun yanında gördüğümüz e, yine daire planlı köşelerine e, köşe e, artık Buraları kiler olarak falan mı kullanıyordu bilmiyoruz ama bir ortada haç planı yaratılmış. E, temel seviyesinde ulaştığı için bu yapılar üst örtüsünün nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama e, incelediğim bir tezde Bahattin İpek'in tezinde e, bu e, evlerin e, kubbeyle örtülü olacağını, diğerlerinde kırma çatı veya düz damla örtülü olabileceği fikrini ortaya koymuş. Rekonstrüksiyonlarını burada yapmış günümüze de bakıldığı zaman diyor kendisi tezinde Haran evleri de bu Tolos dediğimiz evlere oldukça benzerlik gösterdiğini söylüyor. Bu da kubbeli yapının iç tarafı. Halaf kültüründe sosyal hayata bakacak olursak ben Diyarbakır Müzesi'ndeki çektiğim fotoğraflardan anlatayım. Körtüktepe, Çayönü Halaf kültüründe hepsinde de havanlar var. Yani havanların olması bize bölgede tarımın yapıldığını, tarımsal üretilen şeylerin öğütüldüğü e, fikrini ortaya koyuyor. Bu da yani Körtüktepe'den başlayıp Çayönü ve halaf kültüründe e, tarımla uğraşıldığını bize gösteriyor. Yine halaf kazılarında bulunan e, mühürler e, çok önemli. Bu mühürler bize e, halaf kültürünün ticaret yaptığını gösteriyor. E, Satın aldıkları e, kapların üzerine bu mührü basıyorlar. Yani kime ait olduğunu e, belli etmek için. E, araştırdığım tezlerde e, bu Doğu Anadolu bölgesinde büyük bir obsidiyen yatakları olduğunu öğrendim. Bu halaf kültürünün de obsidiyen yataklarını elinde tutup e, diğer pazarlara bunu pazarladığını e, iddia ediyorlar. Çünkü e, obsidiyen o dönemde çok önemli bir malzeme. Bu obsidiyenin yeşil obsidyenleri de var. Yeşil obsidiyenler de zaten e, Tatvan dolayında Nemrut Dağı'nda çıkıyor. Van Gölü'nün kenarında. E, bu e, obsidiyen taşlar okucu yapmakta, kesici alet yapmakta e, işe yaradığı için çok önemli. Halav kültürü seramiklerini e, kendi içerisinde inceledim. Geometrik, zoomorfik, antromorfik, bitkisel ve mimari olarak bezemeler tespit ettim. E, i̇lk önce e, Halaf kültüründeki pişirme fırınlarını yarım Yarımtepe'de bulmuşlar Irak'ta. Bu iki katlı olan pişirme fırını söz konusu. Halaf seramikleri kil hamur üzerine astar çekilerek siyah kahverengi ve turuncu olmak üzere renklerde bezenerek fırınlanıyor. Bu seramiklerde elle şekillendirme ve sucuk yöntemi daha çok kullanılıyor. Ee, i̇lk olarak geometrik olanları inceledim. Ee, bu Diyarbakır, Bismil, e, Karavelyan, Büyük'ten çıkan e, eserler. Geometrik motiflere bakınca baklava dilimi ve tarama motifi, şurada en baştakinde gördüğünüz gibi e, dama motifi diye isimlendirdim. Kare kare bir motif var. Yani e, kültürün en ayırt edici özelliklerinden e, birisi bu e, baklava dilimleri ve taramalar, diğeri bu dama figürleri Yine Malatya Pirottepe'deki e, kazılardan elimize geçen e, bir seramikte yine taramaları görüyoruz. E, yine Malatya Pirottepe'de e, üçgenlerle oluşturulmuş e, zikzak motifi görüyoruz. Bu da e, birçok seramikte karşımıza çıkıyor. Bu da Gaziantep'teki e, halaf kültürüne ait sakça Gözü yükten çıkarılan e, parçalar. Ortadakine bakarsanız e, çapraz tarama yöntemiyle baklava dilimleri oluşan seramik bezemeleri görmekteyiz. Yine e, siyah ve kahverengi tonlarda bezemeler söz konusu. E, yine Malatya'da e, ve Mardin, e, Kerküşti, Höyük'te ele geçirilen e, seramiklerde haç motifi ve Sivastika, Çarkıfelek dediğimiz motifler de e, görülmüş. Zoomorfik yani hayvan e, bezemesi olan seramiklere bakacak olursak Diyarbakır'da ele geçirilen bir e, ş, e, seramikte e, çizgisel üslupla yapılmış geyik motifi. Yine e, üçgenler e, zikzak çizerek e, motif kullanılmış. E, diğer yandakine de bakarsak Diyarbakır Boztepe'de e, kuş figürü görmekteyiz. E, bu Irak'ta bulunmuş bir e, samara e, uslubu diyorlar buna. Bunda da yine geyikler çizgisel olarak e, seramiğin içine çizilmiş. Antromorfik e, bezemeler de söz konusu. E, Kahramanmaraş, Domuztepe, Halaf kültüründe çok e, özel, unik parçaların ele geçirildiği bir kazı alanı. Çok e, bilgi verici e, seramikler bulunmuş. Bu e, kırmızıyla bezenen seramikte e, yan yana dizilen insanların halay çekmesi e, resmedilmeye çalışılmış. E, onun yanında ise e, ben yan dönderdim daha iyi anlaşılsın diye e, başı olmayan insanlar dans ederken e, resmedilmiş. Altında da bir çam ağacı var. E, okuduğum metinlerde bunun e, şaman ayini ne benzer bir ritüel e, sahnelendiğini ve onun seramik üzere işlendiğini e, söylüyorlar. Yine e, benim bulduğum yani en ilginç bana gelen e, seramik parçalarından bir tanesi Irak Şuamami bölgesinde bulunmuş. E, burada da yine yan yana halay çeken insan figürleri var ama buradaki insan figürleri bir kadın bir erkek olmak üzere dizilmiş. Buradaki figürler bize e, birçok değerlendirme yaparken biraz sonra göstereceğim e, bilgi veriyor. Yine Domuz Tepe'de ele geçirilen bir seramikte ok sıkan insan figürü görülmekte. E, bitkisel figürler de e, oldukça sık var. E, bu e, Kerküş'te, Mardin'de bulunan seramikte e, gördüğünüz gibi çam ağaçları çizgisel üslupla yapılmış. E, bu seramik benim çok dikkatimi çekti. E, özellikle araştırdım. Kazıyı yapan e, Hacettepe Üniversitesi'nden Doçent Doktor Halil Tekin hoca özellikle yani milattan önce 5600 yıllarına tarihliyorlar. bunun ilginç gelen tarafı o dönemde bu şekilde evlerin olup olamayacağı hakkında emin olamadım ama öyle bir tarihlendirme söz konusu. ama seramik çok güzel bir seramik. altında gördüğünüz gibi dama motifi gibi taramaları var. Üstünde evler var, amforalar var. evin çatısında leylekler var. Ee, yine ortada bir hayat ağacı var. Şu çizimde daha detaylı görülebiliyor. Ee, hayat ağacı motifi ortada. Ee, kırma çatılı, balkonlu, su batmanlı e, evler söz konusu. Leylekler de e, evlerin çatılarında. E, yine bu seramiğin hemen hemen aynısı ama kırmızı renkte yapılmış e, bir parçası. Diyarbakır Bismil'de bulunmuş. E, aynı benzerlik gösteriyor. Ben Halaf seramiklerinin büyük oranda hepsini inceledim kaynaklardan. Ayırt edici motifler buldum. Yani bu motifleri görünce bu Halaf seramiğidir diyebiliriz. Bunları gördüğüm çalışmalarda hiç kimse ayırt etmemiş ama ben hepsinde aynı motifleri gördüğüm için motif üzerinden ayırt edilebilmesi için ayırt edici motifler olarak değerlendirdim. İlk motifimiz dama motifi. Böyle bir beyaz bir siyah olmak üzere karelerle oluşturuluyor. Şunda da gördüğünüz gibi. Bu e, bezemeyi görünce herhangi bir seramikte yani halaf özelliği diyebiliriz. E, baklava dilimi mozaiye, baklava dilimi motif var. Bu benim çok önemsediğim bir motif oldu. Şöyle ki e, şu e, Irak'ta bulunan e, dans eden halay çeken insan figüründe ortadaki e, cinsel uzvuna bakılınca anlaşılıyor. Erkek olduğu anlaşılıyor. Onun iki yanında da bayan olduğu anlaşılıyor. Ben Diyarbakır Müzesi'nde de e, birçok figüründe falan da gördüm. E, kadını betimlemek için baklava dilimi çiziyorlar. E, özellikle ya yani ben bu baklava diliminin e, bereketi, kadını ve kadının doğurganlığını anlatan bir motif olduğunu düşündüm. Onu da e, seramiklere her e, çoğunlukla yansıtmışlar. Burada mesela baklava dilimleri görülüyor. Yine içinde tarınarak baklava dilimleri oluşturulmuş. Tarak motifi e, var. Bu motif de ağaçların dallarında gözüküyor. Böyle çizgisel üslupla taranarak e, şekil veriliyor. Üçgenler motifi dediğimiz bir motif var. Bu da böyle su yolu gibi üçgenler zikzak çizerek gidiyor. Birçok e, seramik parçasında görülebilir. Çapraz tarama motifi demişim. Yine e, bu da mesela bir ansiklopediden e, aldım bu fotoğrafı. Milattan önce 3000'e tarihlenen Gansu bölgesinde bulunmuş. Çin seramiğine ait bir motif. Ee, yine Diyarbakır'daki motifle sizlerin de göreceği gibi mavi şeritler içerisinde e, taramalar birebir benzerlik gösteriyor. Bir de ayrıca halef motiflerinin görüldüğü farklı kültürleri değerlendirdim. Ee, mesela Yunanistan'da e, Sex kültürü diye isimlendirilen bir kültür var. Bu kültürde de mesela e, ana tanrıça figürü figürünleri çok fazla ele geçiyor. Mesela şuradaki e, seramiğin altında dama motifini görüyoruz. Yine taramalar e, var seramiklerin içerisinde. Bunlar Halaf özelliklerine benzer özellikler. Ee, Pakistan bölgesinde ele geçirilen e, eserler. E o sen de tabii hocam. musun? Bir Kişi şey bir şeye benziyor diye o onu etkiliyor. E, Onunla ilgili yani, söyleyeceğim. Neden işte. musun? O kadar çok rahatlıkla yapılabilecek bir yer ve o kadar rahatlıkla bulabileceğin bir şey ki o evler mesela evet ayırt edici bir şey var. Ondan ben de konuştum. Ama zaten benim alanım değil. E, ama geometrik motif mesela sınavsız bir Yani buradan başlarız. Peki, ben, ben onunla ilgili ne? zaten sonuç bölümünde söyledim hocam. Ya, evet, sizin de sevdiğinizi söyledim. Sürede şey ya. Tamam hocam Herkes bir, az kaldı. Az kaldı hocam. Bu kadar Tamam hocam. Yetiştiremeyiz yoksa başında 5 kişi var 6 kişi var önümüzdeki derslerde ee, burada da e, yine geç, geç, geç. yine Çin bölgesinde çok güzel toplamışsınız. ben bunu değerlendireceğim Susa bölgesinde ele geçirilen an, seramiklerde an, e, yine aynı motifler gözüküyor İran'da milat önce 5000'e tarihlendirilmiş yine baklava dilimi motifi var yine tarak motifleri var yine haç motifine benzer bir motif var yine insanlar üçgen biçiminde başlarıyla Şekillendirilmiş Ben hocamın biraz önce söylediğini Zaten sonuç bölümünde söyledim Motiflerin farklı da coğrafyaları Yayılım nedenleri olarak Toplu göçler, seramik ustalarının göçü Seramiğin ticareti Veya o dönemin modası olması Veya kültürel etkileşim Olabilir yani bu bezemelerin birbirine benzemesinde Son olarak değerlendirme bölümü yaptım Değerlendirme bölümünde Mesela Gaziantep'te bulunan seramikteki tarama ile Göbekli tepe sütundaki baklava dilimi tarama birbirine benzerlik gösteriyor. Yine bu Shaumami'deki e, erkek figürüyle Göbeklitepe'deki benzerlik gösteriyor. E, yine bu kadın e, ana tanrıça figürünleri Suriye, Yunanistan, Pakistan, Anadolu e, gibi coğrafyalarda göz, gözüküyor. Yine bir tezde e, karşıma çıktı e, Anav kültüründeki bezemelerle. Mezopotamya'da kalaf kültürü bezemeler arasında e, birebir benzerlik olanları e, listelemiş. E, bu Arslan Tepe e, duvar resmi, bundaki e, figürdeki mesela parmakları, saçları e, bizim fıstıklı öğükte bulunan seramiğe oldukça benzemekte. E, oh, <laughs> Her hiç Onlar çok iyi. Yine burada Uygur evlerinde görüldüğü gibi kır, saçaklı, kırma çatılı evler burada gözüküyor. Acaba o bir kırma çatı mı yoksa şey mi? Kubbe gibi bir şey mi? Hani sen dedin ya bak mesela Avrupa'ya benzemesi daha güzel. Hele bunu iyice geç. Şekerim oradan oraya her şey birbirine benzer. Bunun bir şeysi yok. Burada da hocam bir Selçuklu seramiğinin ortasında görülen bezemeyle Karyavan bölgesindeki bezeme. Allah'ın benziyor. Sana gülmüyoruz. Ee, Bizans, şeyin Bizans seramiğinde de e, görülen gibi motif. Yani bu özellikle bu ne eşkenar dörtgen ama bu güzel bak. Kız ve erkekli. Tekrar Bu da baklavadaki aa, aa. uygulanan motifler e, halaf <laughs> seramiklerinden yani Göbekli Tepe'den bugüne kadar e, bu motif Kullanılmış. Yani bu baklavayı böyle kesmeleri tesadüf değil. Yani bu tarih bilen insanların yaptığı bir e, çalışma. Slide sonu. E, dinlediğiniz edin. için teşekkür ederim. Ben